Aziz ve hürmetli tamaşacılar, sizlerin her birinizi samimi kalpten, kardeş Türkiye'den selamlayarak. Merhabalar sevgili seyirciler. Yine Kocaeli'nin en genç televizyonu TV 262 ekranlarından sizlere sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ama ilk selamlamamızı anladınız mutlaka, ama en azından siz anlamadıysanız bile sevgili Azerbaycanlı dostlarımız mutlaka anlamışlardır. Azeri diliyle selamlamaya çalıştım. Her ne sürçülisan ettiysem afola diyorum efendim. Evet, açış konuşmamdan anladığım üzere bu akşamki konuğum Azerbaycanlı bir misafirim. Sevgili kardeşimiz sağ olsun, yoğun bir programından bizi kırmadı, programımıza katıldı, bizi şereflendirdi. Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Basın Sözcüsü Anar Asadov. Anar Asadov, hoş geldin. Hoş bulduk Ömer Bey. Teşekkür ediyoruz böyle bir programda ağırladığınız için sizlere. TV 262 ekibine, başta genel yayın yönetmeni olmak üzere her birinize teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Asıl biz teşekkür ediyoruz. Bu bizim boynumuzun borçlarından bir tanesidir sevgili Anar Asadov. Hakikaten galiba buraya Sakarya'dan geldin. Yoğunluktan. Anar Asadov, bugün nasip olursa Azerbaycan'ı konuşacağız, ama Azerbaycan'ın çok farklı bir yapısını konuşacağız. Çünkü siz Kocaeli'de çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Tabii programımız daha önce de konuştuğumuz iki bölümden ibaret. Birinci bölümde federasyon neler yapıyor? Kocaeli'de neler yapıyorsunuz? İkinci bölümde de bizim de içimizde çok ciddi bir dert olan hem Dağlı Karabağ hem Hocaeli soykırımını inşallah yine senden dinleyeceğiz. Bu arada yapacağın birçok güzel çalışmalar var. Onlar hakkında bilgi vereceksin. Sevgili seyirciler, sevgili Anar Asadov'un bir başka görevi daha var. HaberAzerbaycan.com haber sitesinin imtiyaz sahibi. Tekrar ediyorum, özellikle Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarımız, kardeşlerimiz için söylüyorum. HaberAzerbaycan.com haber sitesi. Oradan girip burada yapılan tüm çalışmalarda bir de genel bir değerlendirme var değil mi Anar? Tabii, genel bir haber sitesi. Türkiye'de Azerbaycan'la ilgili her türlü çalışmaları, yapılacak etkinlikleri veya yapılan etkinlikleri oradan takip edebilirler. Hem Azerbaycan'da, Türkiye'de Azerbaycan diliyle ilgili birçok insanlarımız bilmiyorlar. Azerbaycan'ın normal günlük gündemini de takip edebilirler HaberAzerbaycan.com'dan. Evet. HaberAzerbaycan.com'dan sevgili Anlar'ın söylediği gibi her şeyi takip etme şansınız var sevgili seyirciler. Bu arada ben sevgili Anlar'a dönmeden şu an bizi Azerbaycan'dan izleyen sevgili dostlarıma ve can arkadaşlarıma hepinizi çok seviyorum diye bir mesaj gönderiyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum ve ben sözü Anar Asadov'a bırakıyorum. Anar Asadov kimdir? Bir tanıyalım kısaca. Evet, Azerbaycan'da Nahçıvan şehrinde doğdum. 2007 yılında Kocaeli'ye eğitim amaçlı geldim ve 2007'den itibaren Kocaeli'deyiz. Kocaeli'de gelip de çene suyunu içmeyip rastlanmadığı için biz de o çene suyundan, yuvacıktan suyumuzu içtik. O gün bugündür Kocaeli'de yaşıyoruz. Anar zaten çalışmalarında kısmen şahidim ben. Özellikle Azerbaycan'la gençlerle ilgili bir ara bir çalışma yapmıştın. Bir federasyon başkanlığın söz konusuydu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'nda basın sözcüsü olarak görev yapıyorsun. Bu arada biz Bilal Bey'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Bilal Dündar Beyefendi, genel başkan. Sağ olsun bugün kendilerine ziyaret ettik. Eksik olmasınlar. İnşallah bir müsait zamanda da Bilal Bey'le daha bir ayrı Azerbaycan'ı konuşacağız, ama bugün özellikle Anar'ın programa katılmasını arzu ettik. Hem gençlik çalışmalarının çok verimli çalışmalar olduğunu biliyorum. Nereden başlayalım sevgili Anar? Derneğin federasyon çalışmasından mı başlayalım? Azerbaycan.com'dan mı başlayalım? İsterseniz kısaca hem federasyonumuzu tanıtmış olalım bizi izleyenlere. Daha sonradan tamam sevgili Haber Azerbaycan'a geçeriz. Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'nun basın sözcüsü olarak federasyonumuz nasıl kuruldu, nerede kuruldu ve neler yapıyorsunuz? Evet, Türkiye ile Azerbaycan biliyorsunuz bir millet, iki devletiz. Evet. Aynı köklere sahip insanlarız bizler hepimiz. Türkiye'de çeşitli illerde birçok Azerbaycan'la ilgili dernekler faaliyet gösteriyordu. Fakat onların hepsinin bir araya toplantıda bir federasyon halinde olması 2004 yılında şekillenmeye başladı. 2006 yılında federasyonumuz Kocaeli'de resmen kurulmuş oldu. Daha öncelerden
genel merkezimiz Ankara'da yerleştirildi. Fakat genel başkanımızın Kocaeli'de olmasından dolayı genel merkezimizi de Kocaeli'ye taşıdık. Bugün Sekapark'ta yerleşiyoruz ve bize bağlı Türkiye'nin 16 şehrinde çeşitli dernekler bağlı bizlere. Evet. Türkiye'de Azerbaycan'la ilgili önemli çalışmalar bulunmakta. Her bir derneğimiz Azerbaycan'ın özel günlerini, kutlanması gereken günlerini, anılması gereken günlerini de anıyorlar. Aynı şekilde Türkiye ile ilgili de kardeş Türkiye'mizin de anılması gereken veya kutlanması gereken günlerimizi de kutluyoruz. Anar, sevgili Anar, izin verirsen burada mesela size bağlı dernekleri derginizde zaten yayınlamışsınız. Evet. Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli, Derince, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, yine Kocaeli, Gebze, İzmir Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği de var. İstanbul Türk Azerbaycan Dostluk Kültür ve Danışma Derneği, Kars, yine Kocaeli'de zaten, Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi. Bütün bunları bu federasyona bağlı mı hepsi? Evet, şu an bizim federasyona bağlı dernekler bunlar. Fakat federasyonu üyelik aşamasında biraz süreç uzun işlediği için birkaç tane illerimizden de derneklerimiz üyelik aşamasındalar. Onlar da federasyon yönetim kurulumuz toplandıktan sonra üyelikleri değerlendirmeye alınacak. Şimdi sevgili Anar, Kocaeli'de, merkez, genel merkez Kocaeli'de. Zannediyorum evet. Tekapark'ta, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'yle beraber yaptığınız bir protokol sonucunda çok da güzel bir evet. mekanınız var orada. Yeriniz çok güzel, cennet bahçelerinden bir bahçenin ortasındasınız. İnşallah kesinlikle. Arkadaşlarım montaj yapacaklar herhalde, fotoğrafları gösterecekler. Ne yapıyorsunuz Anar Kocaeli'de mesela? Birkaç olaya ben şahidim ama bir de senin ağzına evet. sevgili izleyicilerimiz Şimdi daha öncelerden Kocaeli'de Azerbaycan'la ilgili hiçbir çalışma yoktu. Fakat Azerbaycan kökenli insanların Türkiye'de özellikle yaşadığımız Kocaeli ilimizde yoğun bir şekilde yaşıyorlar. 2004 yılında Federasyon Genel Başkanımız Bilal Dündar Bey Efendi tarafından kurulduktan sonra Kocaeli, Azerbaycan Kocaeli'yi daha çok tanımaya başladılar. Evet. Amacımız iki kardeş ülke arasındaki var olan kardeşlik ilişkilerini daha da ileriye taşımak ve bu ilişkileri en üst düzeye taşımaktı. Kocaeli'de çeşitli çalışmalarımız oldu bu anlamda. 2010 yılında Kartepe Belediye Başkanımız dönemin başkanı Şükrü Karabalık evet. Bey Kartepe ilçemizde bir Haydar Aliyev Çocuk Parkı'nın açılışını yaptık. Daha sonradan 2011 yılında Derince'de Aziz Alamdar Başkanımız döneminde yeni bir Kültür Çocuk Parkı'nın açılışını evet. yaptık. Ve daha sonradan da Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız protokoller esasında Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi'ni açtık. Haydar Aliyev neden derseniz Azerbaycan için çok önemli bir isimdir. Azerbaycan bugün ulu önderi olarak kabul ediliyor. Bu yüzden Haydar Aliyev'in de Azerbaycan'la ilgili farklı bir önemi var. Nitekim 99 yılında Marmara depreminde de bizzat kendisi buraya gelerek hem üniversitemizdeki akademik eğitim döneminin açılışında katılmış birisi, hem Azerbaycan'dan kendisiyle buradaki depremzedelere yardım getirmiş birisiydi. Bu yüzden Haydar Aliyev'in de Kocaeli'ye bir vefasını, evet, o şeyin destekliğini gördük. Vefasını peki, gördük. Şey noktasında, gerçi birkaç tanesini saydın ama ortak çalışmalar olarak neler yapıyorsunuz? Mesela Türkiye, Azerbaycan ortak olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi öncelikli olarak Azerbaycan bugün yüzleştiği birçok problemler var. İşgal altında olan Dağlık Karabağ ve etrafındaki diğer illerimiz var. Evet. Bunların gerek Türkiye kamuoyunda, gerekse diğer dünya ülkeleri kamuoyunda yer alması için çeşitli konferanslar, etkinlikler veriyoruz, yapıyoruz. Peki sevgili Anar, şimdi önümüzdeki günlerde ciddi bir programınız var. Türk-Azerbaycan Diyaspora Teşkilatı'nın 100. yılında Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili bir çalışmanız var herhalde 100. Evet. yılında. Bu konuyla ilgili biraz da bilgi alabilir miyim senden? Şimdi 1915 olayları Ermenilerce soykırımdır ama işin özünde ise bu kesinlikle soykırım sözüyle sözüne uygun değil. Neden derseniz, yani o dönemlerde bir tehcir dönemiydi. Dolayısıyla
Tehcir zamanı tabii ki karşılıklı olarak ölen insanlarımız da oldu, hayatını kaybeden insanlarımız oldu. Fakat Evet. 1980'lere kadar, 1960'lara kadar nedense Ermeni soykırımı kelimesinden hiç bahsedilmiyor, duymuyoruz. Fakat daha sonradan Ermeni diasporası ortaya çıktıktan sonra, faaliyetlerini arttırdıktan sonra Ermeni soykırımı ortaya çıkıyor. Ve rakamlar da inanılmaz derecede şaşırtılmış, sarsılmış durumda. Şöyle ki yaklaşık 300 bin Anadolu'dan insanımız zorunlu olarak göçe tabi tutuluyor. Neden göçe tabi tutuluyor? Dönemin Osmanlı ülkesine, işte Türkiye'ye baş kaldırdıkları için göçe tabi tutuluyor ve göçe tabi tutulduğu zaman hepsini çağırıyorlar. Ellerindeki mal varlıklarını devlet listeye alıyor. Söylüyor ki siz bize beyan ettiğiniz neler varsa savaş bittikten sonra geriye dönüyorsunuz. Aynı şekilde onların bize beyan Mal, ettiğiniz evet. mal varlıklarınızı alıyorsunuz geriye. Fakat geriye dönenler aldılar. Geriye dönmeyenler işte Fransa'ya, Amerika'ya, tehcire göç ettiler. Orada yaşamaya başladılar. Yani belgelere dayalı konuşursak 438.758 kişi göçe tabi tutulmuş, tehcire tabi tutulmuş insan sayımız. Fakat bugün Ermeni... Anacığım, o rakamı bir daha alabilir miyim ben? 438 bin... 758 kişi resmi rakamlarda Osmanlı, Azerbaycan, Türkiye, Fransız, Rus arşivlerinde bu kadar kişi tehcire tabi tutulmuştur söyleniyor. Zorunlu tabi tutulmuşlar. Evet. Evet Anacığım. Fakat Ermeni diasporası yıllar geçtikçe işte bu rakamı 500, daha sonra 700 gibi rakamlara çıkarıyorlar. Son olarak... 1 milyondu ki şimdi de 1,5 milyona çıkarmış durumdalar. Yani biz anlamıyoruz. Evet. Orada ölen insanlar tekrardan nasıl rakamları nasıl artıyor, evet. nasıl oluyor da artıyor rakamlar. Bunlar da artık yani insanın aklına ermiyor. Hatırlıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir ara galiba gelin karşılıklı arşivlerimizi açalım falan deyince evet. O konuda Ermenistan sınıfta kaldı zaten yani. Ne arşiv açabildi, ne bir bilgi verebildi. Bizimkiler açık açık söylediler, gelin arşivinizi açalım diye. Şimdi olmayan arşivlerini niye Değil açacaklar? Mi? Tabii. Yani sonuçta onların hiçbir arşivi yok. Yani Türkiye olarak, gerek Azerbaycan olarak her iki devletin de arşivleri tamamen açık. Ülke devlet başkanlarımız, gerek başbakanlarımız, yetkililerimiz davet ediyorlar. Bırakın tarihi, tarihçiler karar versin. Bugün birçok dünya ülkeleri Ermenilerle ilgili işte Türkiye soykırım yaptı, Osmanlı soykırım yaptı deniliyor ama yani şayet soykırım yapıldıysa o zaman gelin tarihçiler karar versin buna soykırım mıdır, soykırım değil midir? Siyasiler karar veremez bu tarihi Doğru, olaylara. Üstelik evet. 100 yıl bundan önce yapılmış bir olay. Ermenilerin elinde hiçbir belgesi yok. Hiçbir belgeye dayalı konuşmalar yapmıyorlar. Artık dünya bu Ermeni yalanlarına bıkmış durumda. Yıllarca biz sustuk, işte yok efendim biz soykırım yapmadık dedik. Fakat artık bizlerin de kendimizi savunmamız lazım. Nedir? Bugün 1992 yılında Ermeniler Azerbaycan'da, Ermenistan Hocalı soykırımı gerçekleştiriliyor. Ve resmi rakamlarda evet. 613 kişi bir gecede hunharca insanın aklına hayaline gelemeyecek çeşitli işkencelerle insanlarımızı katlediyorlar. İşte asıl biz onlarla konuşmamız lazım. Eğer ki soykırım yapıldıysa ilk önce Ermeniler ve dünya devletleri 23 yıl bundan önce yapılmış bir Hocalı soykırımını konuşması lazım. Evet. Gerçi sevgili abi, programımız ikinci bölümde Hocalı soykırımına gireceğiz. Orada şimdi seni de anlıyorum. Duygulandın. O tarafa doğru hızlandın. O tarafa doğru gidiyorsun. Yine bu ben 100. yılındaki Ermenistan soykırımı iddialarıyla ilgili. Mesela tarih olarak hangi tarih belli mi bu program? İki cumhurbaşkanı bir araya gelecek herhalde. Evet, şimdi Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu olarak Kocaeli'de, diğer çeşitli illerde çeşitli konferanslarla, simpozyumlarla programlar yapacağız. Bununla ilgili 20 Nisan'da Kocaeli evet. Üniversitesi'nde Anıt Park yerleşkemizde bir konferans yapıyoruz. Azerbaycan'dan milletvekilimiz katılacaklar. Türkiye'den alanda uzmanlaşmış önemli kişiler konuşmacı olarak katılacaklar. Yine aynı 21 Nisan'da bir gün sonrası Sakarya Üniversitesi'nde, Merkez Kampüsü'nde
aynı ona benzer bir konferans yapacağız. Ermeni soykırım iddiasına yönelik konferanslarımız var. Daha sonradan 22 Nisan'da yine Kocaeli'de Hocalı şehitleri anıtımızın açılışını yapıyoruz. İzmit Belediyesi ile yaptığımız protokole esasen yine Azerbaycan'dan devlet yetkililerinin de Türkiye'den devlet yetkililerinin katılacağı bir açılış törenimiz olacak. Daha sonradan aynı gün içerisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev adına onun da hatırasını yaşatmak adına Kocaeli'de cephanelik alanında yukarıda İlham Aliyev hatıra ormanını yapıyoruz. Yine çok güzel. İzmit Belediyesi ile ortaklaşa yapıyoruz. Bunları. Sayın Cumhurbaşkanımızı davet etmediniz mi İlham Aliyev Beyefendi'yi? Davet ettik. Yoğundur programlar. Tabii ki çok yoğunlar. Yine zaten aynısı ayın 23'ünde İstanbul'da programlar olacaklar. G20 zirvesine yönelik barış zirvesi olacak. Kendileri burada olacaklar. Yine Çanakkale Savaşı'nın 100. yıl dönümü kutlamalarında biliyorsunuz daha önce 15 Ocak'ta açıkladılar kendileri de Türkiye ziyareti zamanında. İki ülke Çanakkale Savaşı'nı ortak Türkiye'de kutlayacaklar. Bunun için dünya devlet başkanlarına da davet çıkardılar. Öyle bir İstanbul'da ve Çanakkale'de güzel. Bunlar çok, bunları duymak, evet, bunları duymak çok güzel. Az önce sen de ifade ettin zaten bu bizim sloganımızdır. Yani iki ayrı devlet ama tek bir millet. Dertlerimiz aynı, sıkıntılarımız aynı ve nasip olursa hedeflerimiz de aynı. Allah'ın izniyle. Anar, ben şimdi biraz bir yerel bir soru soracağım. Bizim Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Kocaeli'de beklediğini alabiliyor mu? Beklediği desteği, beklediği ilgiyi görebiliyor mu? Açıkçası şöyle itiraf edeyim ben. Kocaeli'yi pek tanımazdık Azerbaycan'da. Sadece televizyonlarda Kocaeli Spor'un oyunları olduğu zaman görüyorduk Kocaeli Spor'u. Kocaeli Spor'u tanıdık ilk önce. Daha sonra buraya geldiğimiz zaman çok büyük tereddütlerimiz vardı. Acaba Kocaeli'de olur mu? Burada eğitim alabilir miyiz? Sıkıntı yaşar mıyız diye. Fakat o kuşkularımız tamamen gitti. Yerine çok büyük bir izlenimler var. Kocaeli kamuoyunun, Kocaeli insanımızın bize böyle bir ilgi, alaka bekleyeceğini asla ve asla tahmin edemezdik. Gerek kamuoyundan, gerek Kocaeli halkımızdan çok büyük destekler aldık. Sağ olsunlar. Bunlar aracılığınızla sizlerin kendilerine de herkese teşekkür ediyoruz. Buradan Kocaeli kamuoyuna söyleyeceğim bir şey varsa, hatta Azerbaycan'a bile söyleyeceğim bir şey varsa, artık TV262 internet üzerinden yayın yaptığı için her tarafa ulaşma şansınız var. Evet, bugüne kadar yaptığı desteklerinden dolayı, işte bizlere ilgi alakalarından dolayı Kocaeli kamuoyunu büyüğümüzden küçüğümüze, herkese minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Biz size misafirsiniz demeyeceğiz. Zaten ev sahibisiniz, kardeşimizsiniz. Evet, artık İzmir'de biz her zaman, her zaman sizinle beraberiz. Hem şahsım adına söyleyeyim hem de TV262 ailesi adına çok rahat söyleyebilirim. Bizimle ilgili ne zaman bir tasarruf hakkınız varsa her an kullanma hakkına sahipsiniz. Bu olacak dediğiniz zaman problem yok, olacaktır emin olun. Teşekkür ediyoruz varlığınız bizlere. Eyvallah, eyvallah. Sevgili Anar, şimdi Kocaeli Üniversitesi'nde de genç arkadaşlarımız var Azerbaycan'dan gelip okuyan. Sayı olarak belli midir kaç kişi var, hangi bölümleri tercih etmişler? Evet, 99 depreminden sonra Kocaeli Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci genel olarak almaklar ta 2006 yılına kadar. Evet. 2006 yılından bu tarafa Azerbaycan'dan da Kocaeli'ye önemli sayıda öğrenciler, arkadaşlarımız geliyorlar. Bugün Kocaeli'de 150'den fazla Azerbaycan'dan gelen, burada eğitim alan öğrenci arkadaşlarımız var. Zaman zaman onlarla bir araya geliyoruz, çeşitli işte etkinlikler yapıyoruz öğrencilerimizle birlikte. Zaman zaman şahit oluyorum zaten o çalışmalarınıza. Onlar da gayet güzel çalışmalar. 150 dedin değil mi öğrenci sayısı? 150'den fazla. Bu 150 arkadaşımız, rakamda takılmayalım da, yurtlarda mı kalıyorlar, özel ev mi tutuyorlar? Siz bu konuda bir yardımcı oluyor musunuz federasyon Şimdi, olarak? Şöyle söyleyeyim, devlet yurtlarının yabancılık öğrencileri ayırdığı kontenjan sayısı gerçekten çok az. Yani 5 veya 7, daha öncelerden 5'ti bizim dönemimizde 2007'li yıllarda. Sonradan bu rakam herhalde 10'a yükseldi sanırım. Yetmiyor. Yani çünkü gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı inanılmaz yüksek. Dolayısıyla yabancı uyruklu öğrencilerde ayrılan kontenjan sayısı çok az.
Gelen arkadaşlarımız işte kendileri ya kiralık evler tutuyorlar veya özel yurtlar var. Oralarda yaşamaya başlıyorlar. Sevgili Anar, şimdi programımızın birinci bölümünü burada bir noktalayalım izin verirsen. Sevgili seyirciler, sevgili Anar Asadoğlu'la Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'nun neler yaptığını, nasıl kurulduğunu ve hangi tür çalışmalarda bulunduğu ve önündeki programları anlatmaya çalıştık. Reklam arasından sonra tekrar asıl Azerbaycan'ın uzun yıllardır hepimizin içinde acı olan diğer konularına geleceğiz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra yine tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu basın sözcüsü sevgili Anar Asadov. Aynı zamanda söylemiştik, haberazerbaycan.com haber ve haber sitesinin imtiyaz sahibi. Biz birinci bölümde pek haberazerbaycan.com'dan kısaca bahsettik ama şu an ben ikinci bölüme geçmeden, henüz başlamadan konulara sevgili Anar'dan bu siteyle alakalı. Bir ikincisi bir de Anar çok güzel dergiler çıkartmışsınız. Yani Azerbaycan'la alakalı çok güzel başlıklar olan bu dergiler ayda bir mi çıkıyor bunlar? Azerbaycan'ın sesi ayda evet, bir dergi. Evet, Azerbaycan'ın sesi. Azerbaycan Türkiye dostuna açılan yeni bir kapı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ocali soykırımı temasları. Rüzgarlar şehri Bakü'den merhaba. Bizden de Bakü'ye merhaba efendim. Hem matem hem gurur günümüz 20 Ocak 1990. Evet. Azerbaycan'ın sesi. Sevgili Anar, hem dergilerle hem de sitenle alakalı kısa bir bilgi alalım. Sonra diğer konulara geçelim. Evet, şimdi dergiyle ilgili konuşursak Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimizin resmi yayın organıdır. Evet. Aylık çıkan bir dergi. İçerisinde Türkiye'den ve Azerbaycan'dan devlet yöneticilerimizin, işte bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanlarımızın, bilim adamlarımızın, tarihçilerimizin yazıları her ay yayınlanıyor. Dünyanın 54 ülkesine gönderiliyor bu dergilerimiz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu gönül bağının
oluşmasında büyük bir evet. katkı sunma amaçtı. Bir katkı sunma amaçtı açıkçası dergiyi. Ya bunu da dergi yoluyla bu tür çalışmayı da yapıyoruz diyorsunuz. Evet. Sitemizle alakalı şimdi Türkiye'de, neler yapıyoruz? Evet, şimdi Türkiye'de Azerbaycan'la ilgili yan yapacak çok az haber kaynakları vardı. Hem de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki haber akışını sağlayacak bir haber sitesinin oluşmasını istedik. Bu anlamda haberazerbaycan.com sitesini ilk kez 24 Şubat'ta yayına soktuk. Ve yayına başladığımız günden itibaren gerçekten yoğun bir insanlarımızın ilgisinin olduğunu da görmüş olduk. Hem Türkiye'de Azerbaycan'la ilgili ortak çalışmalar, hem birinci bölümde söyledik bunları. Türkiye'de Azerbaycan dilini bilmeyip de Azerbaycan'ı seven insanlarımızın oradan bilgi alma amaçlı haber sitesini kurduk. Şu an Azerbaycan'da olup bitenleri Haber Azerbaycan'dan takip edebilirler. Çok güzel. Buradan bizi Azerbaycan'dan izleyen sevgili seyircilerimiz de bu siteye girdiğiniz zaman Azerbaycan ve Türkiye ile alakalı zannediyorum birçok geniş bilgiyi alma şansları evet, var. Güncel haber akışı sağlıyoruz. Çok sloganımız güzel. Da Azerbaycan'ın Türkiye'deki haber alma merkezi tamam, çok diye güzel başladık. Bu da bir iyi bir çalışma. Sevgili Anlar, şimdi bu özel çalışmaları buradan sonra asıl gelelim bizim kendi dertlerimize. Yani inşallah çok kısa bir zaman sonra çözüm bulabileceğimiz Türk dünyasının dirilişinin akabinden bir sorun var. Dağlık Karabağ. Evet. Zorla alınmış topraklar desem yanlış olmaz herhalde. Kesinlikle doğru. O zaman sevgili Anlar, Dağlık Karabağ'ın oluşumuyla alakalı, yani o işgalle alakalı senden kısaca öyle bir tarihi bilgi alayım ben. Senin ağzından dinlemek daha güzel olur. Şimdi Dağlık Karabağ 1988 ve 94 yıllar arasında Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın %20 toprağı işgal ediliyor. Bu hem Dağlık Karabağ ve etrafındaki diğer illerimiz. Dağlık Karabağ işgal edildiği zaman Hocalı kentimizde soykırım yapılıyor Azerbaycan Türklerine karşı. Bugün Hocalı soykırımını yapanlar Ermenistan'ı yöneten kişilerdir. Bizzat Savunma Bakanı olup da bizzat emir veren şimdiki Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan'dır. Evet. Sarkisyan bir savaş suçlusudur. Umarız en kısa zamanda Sarkisyan da gereken yargılamayı alır ve dünya kamuoyu önünde yargılanır. Evet. Çünkü orada 106'sı kadın olmakla birlikte 613 resmi rakamlarda insanımızı çeşitli işkencelerle katlediyorlar. İşte insanlarımızın ayaklarını veya kollarını elektrik hızarlarla kesiyorlar. Özellikle ve özellikle çocuklarımızı farklı işkencelerle katlediyorlar. Evet, çok farklı. Canlı canlı derilerini falan yüzükleri de var. Evet. Tarihte bunlar geçiyor. Bugün merhum Azerbaycan milli kahramanı Çingiz Mustafayev Hocalı'dan görüntüler çekmişler ve Hocalı ile ilgili her türlü belge, bilgi, doküman açık. Azerbaycan'ın her türlü belgesi açık. Artık birçok dünya devletleri de Hocalı'yı kendi parlamentolarında resmen soykırım olarak tanıyorlar ve diğer ülkelere de tanıma çağrısında bulunuyorlar. Şeyi soracağım Anar, tam da o soruya gelecektim şimdi ben. Avrupa ülkelerinin parlamentolarında, meclislerinde bunu bir türlü kabul etmiyorlar. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi bazı Avrupa ülkeleri artık gerçeği görüyor. Evet. Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler Hocalı'yı kendi parlamentolarında soykırım olarak tanımış durumdalar. İşte Afganistan veya birçok dünya ülkeleri var. Meksika gibi, Venezuela evet. gibi ülkeler resmen soykırım olarak kabul ediyor. Fakat Ermenistan diasporasına baktığımız zaman gerçekten büyük çalışma içerisindeler. Özellikle 100. yılında Ermeni soykırım iddiasını. Hocalı soykırımına biraz daha da dünya devletleri çifte standart yapıyorlar. Evet. Maalesef bizim Türk olmamızdan dolayı önümüz her zaman kapalı durumda dünya devletlerinde. Özellikle dünyadan küçük olan beşli var ki bundan her zaman bu konuda zaten her zaman olduğu gibi nerede bir Türk dünyası evet. varsa mutlaka onun karşılarındadır. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği bir şey vardır. Dünya beşten büyüktür. Siz o kadar büyük değilsiniz ama inşallah bunun da
Herhalde hesabın sorulacağı gün, az önce söylediğim gibi Sarkisyan'ın Uluslararası Hukuk Mahkemesi'nde yargılanacağı günleri de inşallah bekleyeceğiz. Sevgili Anar, Ermeni tehciri Ermenilerin soykırım iddiaları ve buna benzer birkaç gündür kamuoyunda bir açıklama var dünya basında. Bunların en önemlileri de Papa'nın açıklaması. Önce bu Ermeni tehcirinden bir alalım, Papa'nın açıklamasına getirelim. Bunu da senden dinleyelim. Evet, şimdi sözde Ermeni soykırım. Toplamda Anadolu'da Ermeni çeteleri 1913 ve 1924 yıllar arasında Anadolu'da 550 binden fazla insanımızı katlediyor. Evet. Hınçak ve Taşnak Ermeni terör örgütleri. Dolayısıyla Ermeni soykırımından asla bahsedemeyiz. Bugün yaşadığımız Kocaeli ilimizde de tecrübe tabi tutulan birçok insanlarımız var. Ve İzmit'te özellikle Bahçecik ilçemizin, Başsikele ilçemizin Bahçecik köyüyle İzmit'in Kullar köyünde Ermeni çetelerinden hınçaklar ve taşnaklar insanlarımız baltalarla katlediyorlar. Toplamda ise 58 bin Kocaeli'de yaşayan Ermeni kökenli insanımız tehcire tabi tutuluyor. Bunun sırasıyla işte Kayseri'den 45.036 kişi, Sivas'tan 136.084 kişi gibi çeşitli illerimizden insanlarımız göçe tabi tutuluyorlar. Evet. Ha, geriye dönenler var mıdır? Tabii ki var. Soykırım yapmak niyeti olan bir ülke gönderdiği zaman mal varlıklarını listeye alır mı? Evet. Veya geriye dönenlere beyan ettikleri mallarını teslim eder mi? Evet. Şimdi ilk önce Ermeniler bunu bir anlamaları lazım. Artık dünya devletleri Ermeni yalanlarına bıkmış durumdalar. Dünya artık yeni bir şeyler istiyor. Ve Türkiye devletinin de yetkilileri, işte başta Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere devlet yetkilileri her zaman bunu söylüyorlar. Bırakın tarihi, tarihçiler karar versin. Evet. Bugün Türkiye'nin arşivleri açık. Ama Ermenistan neden açmıyor arşivlerini? Çünkü yok. Öyle bir kayıt yok tabii. Kayıt olmadıktan sonra neyi göstereceksiniz? Dünyaya neyi göstereceksiniz? Bakın efendim, işte Ermeni soykırımı yapıldı. Belgeleri bunlar. Dolayısıyla evet, olmadığı için bugün Ermenistan... Böyle bir belge de çıkartamıyorlar. Evet, dolayısıyla. Ermenistan çıkaramıyorlar ve Türkiye'den her zaman aynı ortamlarda, uluslararası ortamlarda kaçıyorlar. Hem Azerbaycan'dan hem de Türkiye'den. Şey noktasında, mesela bu işgal noktasında ben rahmetli annemden dinlemiştim, anneannesinden nakille. Bizim Bayburt, ben Bayburt doğumluyum. Mesela evet, oraları da zamanında çok işgal etmiş Ermeniler zaten. Yukarıdan aşağı gelerek. Tabii ne zamanki Türk ordusu askeriye bizim Kurtuluş Savaşı devresine başlayınca onlar geri zaten püskürtülüyor. Şimdi az önce sorduğum sorundan tabii devam edeceğim de sevgili Anar, yani Avrupa'nın zaten böyle bir şey niyeti yok. Evet. Yani burada ben açık ve net söyleyeceğim. Yani küfür tek millettir. Bu Allah'ın ayetinde açıktır. Bunun ötesi belisi yok. Yani hatta tartışılmaz bile. Bununla bağlantılı olarak şimdi Papa Efendi'nin açıklaması var. Bu şeyle alakalı. Bununla ne diyeceksin? Bununla şimdi ilgili. Sadece Papa değil, daha öncelerden de hani geçmiş yıllara yıllara da baktınız ama Fransa gibi farklı birçok ülkeler var. Ermeni kökenli insanların yoğun bir şekilde yaşadığı ülkeler. İşte zaman zaman işte her Ermeni soykırım iddiası yaklaştığı yıllarda acaba soykırım diyecekler mi, demeyecekler mi? Bizler de merak ediyoruz açıkçası. Yani olmayan bir olay nasıl evet, soykırım olarak nitelendirecekler. Dolayısıyla Papa'nın da böyle bir açıklamada bulunması artık onun dini bir kişinin olmadığını, bizzat taraflı davrandığını tabii kanıtlıyor. Papa'nın böyle bir açıklamasını bizler tabii ki istemezdik. Şimdi, neden? Çünkü evet, her zaman söylüyoruz, tarihi tarihçilere bırakalım. 100 yıl önce olmuş bir olayı siz hiçbir belgeye, dokümana dayanmadan soykırım asla diyemezsiniz. Şayet diyorsanız kanıtlamanız lazım. Evet. Ama bizim bunun kanıtlama şansımız var. Arşivlerimiz açık. Buyursunlar gelsinler. Buyursunlar. Buna Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Sevgili Aliyev de söylüyor. Sayın Başbakanımız da söylüyor. Hepsi evet, varsa arşivlerinizi çıkartın gelin. Sevgili Anar, bu konularda görüştükten sonra
Bundan sonraki çalışmalarınızla ilgili neler var mesela? İleri dönük neler düşünüyorsunuz? Hem gençlerle ilgili olsun. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Normalde bizim bu programımızın adı maziden istikbaledir. Yani geçmişten geleceğedir. Sen çok fazla geçmiş değilsin maşallah. Zımba gibi delikanlısın. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani gördüğüm gerçeği söylüyorum zaten. Ve bu yaşta bu konularla çok yakın ilgilenmem beni zaten şahsen ayrıca mutlu ediyor. Bundan sonraki çalışmalarda neler var? Yani Türkiye Azerbaycan Derneği Federasyonu'nun projelerinde neler var? Şimdi daha öncelerden yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Evet. Yani yaptıklarımız bir nevi yapacaklarımızın da teminatıdır şeklinde söyleyelim. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeş ülkeler. Yani etle tırnak nasıl birbirinden ayrılmıyorsa Türkiye-Azerbaycan ilişkisi, dostluğu, kardeşliği de aynı öyledir. Bu iki ülke arasında nifak tohumları serpmeye çalışan tabii ki birçok ülkeler var ve hala da devam ediyorlar. Ama bunu bir kere dert etmeleri lazım ki Türkiye ile Azerbaycan arasında asla ve asla nifak tohumu serpemeyecekler. İnşallah. Zaten Allah bu dostluğu inşallah sonsuza dek baki kılsın. Evet. Sonsuza dek inşallah bozmasın. Çünkü buyurun. Siz devam edin. Ben programın sonuna doğru geliyorum diye yavaş yavaş sözü sizden almaya çalışıyorum ama son söyleyecekleriniz varsa alayım ben onları sizden. Tabii şimdi Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sadece tarihi ilişkiler değil. Şu anda ekonomi alanında da karşılıklı yatırımlar yapılıyor ve büyük çalışmalar yapılmış durumda. Bu anlamda asrın anlaşması Ulu Önder Haydariyev'in büyük çabalarıyla yapılmış bir anlaşmaydı. Daha sonradan asrın anlaşmasından sonra Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars yakın zamanlarda artık önümüzdeki yıllarda açılışı olacak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla bu iki ülkeler birbirine ilişkilerini daha çok kenetlemiş durumdalar. Daha bir ay bundan önce üç ülke cumhurbaşkanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, evet, Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanımızın da Kars'ta iştirakiyle Trans Anadolu doğalgaz boru hattının bir temel atmasını yaptılar. Bu yatırımlarla iki kardeş ülkelerimiz birbirine daha çok kenetleniyor. Daha sonradan Avrupa'nın enerji ihtiyacını Azerbaycan bu projelerle karşılayacaklar. Türkiye ayağında son aşamalara geldikten sonra TANAP projesi Avrupa ayağı TAP olarak adlandırılacak ve bu projeleri Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOKAR kendi üzerine götürmüş durumda. Büyük bir yatırımlar var. Daha öncelerden biz 20 milyar dolar biliyorduk, 14 milyar dolar biliyorduk. Fakat SOKAR CEO'su Kenan Yavuz Bey söyledikten sonra bu rakamlar 24 milyar dolar ve çok 2020 yılında 30 milyar dolar sadece Türkiye'ye Azerbaycan'ın dışarıdan yaptığı yatırımlar olacak. Bugün Türkiye'nin yabancı ülkelerin Türkiye'ye yaptığı yatırımlar bazında Azerbaycan liderdir. Çok güzel. Evet sevgili Anar, gelecek bizim diyoruz. Allah'ın izniyle evet. Gelecek bizim diyoruz. Sevgili Anar, bu hakikaten yoğun zamanların içinde bize de zaman ayırdın. TV260'ın ekranlarını şenlendirdin. Beni onurlandırdın. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Biz de teşekkür ediyoruz. Böyle bir programda sizlerle bir arada olmak ve Kocaeli insanımızla yaptığımız çalışmalarımızı daha geniş bir kitleye duyurmak adına önemli bir programdı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada yine ben bir kez daha yineleyeyim. TV262 ve şahsım federasyonun her zaman yanındayız. Bizdeki haklarınızı, tasarruflarınızı her zaman kullanma hakkına sahipsiniz. Elimizden gelen tüm yardımları yapmaya da hazırız. Bilginiz olsun. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Türkiye-Azerbaycan Derneği Dernekleri Federasyonu Basın Sözcüsü ve aynı zamanda haberazerbaycan.com haber sitesinin imtiyaz sahibi sevgili Anar Asadoğlu. Umarım Azerbaycan'la ilgili kısacık da olsa sizi bilgilendirmişimdir. Ben buradan Azerbaycan'a, kardeş ülke Azerbaycan'a, dost ülke Azerbaycan'a ve Azerbaycan'daki sevgili can dostuma selamlarımı iletiyorum. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.